Sevgili seyirciler, bugün Konya'dayım. Ama şimdi konuşacağım tablo tam tamına benim nazı nasıl izah edeceğimi bilmediğim bir tablo. Çok mutluyum çünkü Agro TV bir tarım kanalı. Onun yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda şimdi konuşacağımız alanın da yani Kuzey Tohumculuğu'nun da yönetim kurulu başkanı Sayın Ayhan Ündücü. Baktım elleri ayakları. Bildiğin herhalde işçi bulamadılar diye düşünüyorum. Ya da çok seviyor. Onu artık bilemiyorum ama her metrekaresinde var. Burası Konya'da nefis bir domates üretim alanı. Ama burada son teknoloji kullanılıyor. Ama ondan önce ben Ayhan Bey'e sormak istiyorum. Burada sen ne yapıyorsun? Burada senin ne işin var? Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz alanımıza. Burada biz ne yapıyoruz? Sevgili ortam, Mustafa Bey'in yetiştirdiği domatesleri burada mekanizasyondan geçirip güneşte kurutup daha sonra depolarımıza, soğuk hava depolarımıza alarak ihracatı hedefleyen bir proses yapıyoruz. Bunun başarılı olup olmayacağını geçmiş dönemde 4-5 senedir üretimle alakalı bir tecrübe yaptık. Tabii ki işin teoriyle pratiği çok farklı. Biz her ne kadar sahada olsak da bu işin teorini değil, önce pratiğini yapalım, temelleri sağlam oluşturalım. Daha sonrasında ihracatla alakalı adım atalım. Atarken de piyasa hakkında da bilgi edinelim şeklinde bir çalışma sistemi uyguladık ve düşündük. Şu anda hedefimiz bu gördüğünüz alanda kuruttuğumuz domatesleri Türkiye'nin, ülkemizin de ihtiyacı olduğu gibi, Kuzey Tohumculuğu'nda ihtiyacı olduğu gibi ihraç edip yurt dışından döviz geliri elde etmek. Amacımız bu. Siz uzun yıllar domates yapıyorsunuz. Evet. 2011 galiba. Şöyle 2010'da o sektörle alakalı iştigal göstermeye başladım ben ama Mustafa Bey'in daha evveliyatı var. 2010'da biz kendi şirketimizi kurduktan sonraki domatesle alakalı haşır neşir olmamız çok daha kuvvetli oldu. Ben daha önce Mustafa Bey'le konuştum Sayın Kutlu'yla. Ve gördüm ki domates üretmek, pazarlamak, toplamak, onu ayakta tutmak, sonuca ulaştırmak bir insanı doğurup da öldürünceye kadar ki mesafe ne kadar zor ve uzunsa aynı durumdasınız. Kesinlikle öyle. Sonuçta canlıyla uğraşıyorsunuz Mehmet Bey. Yani domates dediğimiz bitki, suyunu, gübresini ver, ondan sonra sırtını dön, git 3-5 ay sonra yetişiyor diye bir şey yok. Sonuçta canlıyla uğraştığınız için çevresel faktörlerle alakalı bir sürü sorun yaşıyorsunuz. İklimsel faktörlerdeki değişimi biz birebir son 3 senedir yaşıyoruz. Bu zamana kalmamızın sebebi de iklimden kaynaklı dikimlerimizin, domates dikimlerinin değişmesi. Tabii o insanoğlu her ortama ayak uyduruyor. Bozduğu ortama da ayak uydurmaya çalışıyor. Bu çok üzücü bir şey. Ama hayat devam ediyor. Dolayısıyla biz bu normlarda, bu iklimsel koşullarda tarımsal üretimi yapmaya devam ediyoruz. Domates başlı başına evlerimizde olmazsa olmaz bir ürün. Dolayısıyla Türk mutfağı için de çok önemli. Belki Osmanlı zamanında bu kadar önemli değildi ama hikayesini kısa biz hepimiz iyi kötü biliyoruz. Ama şu anda domatesin girmediği mutfak Türk mutfağında yok açıkçası. Dolayısıyla çok önemli bir materyal tarımsal üretim bakımından. Dünyanın da önde gelen üreticilerinden bir tanesiyiz. Ama üretmek çok zor. Ürettikten sonra pazarlama başka bir zor. Her iki ayağı da gerçekten çok zor. Bunun belli sebepleri var. Tabii üretimle alakalı iklimsel faktörler diyebilirsiniz, bitkilerin hastalanması diyebilirsiniz, işçi problemleri diyebilirsiniz. İkinci ayağı ise bu prosesi, bu üretimi yapan insanların desteklenmesi anlamındaki bir ayak. Oranın da sağlam oluşturulması lazım ki sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bu kadar zor işi yapmak, üretmek, pazarlanır hale getirmek katma değer sağlasın ve işe yarasın. Ama şöyle de bir durum var. Mustafa Kutlu ve Ayhan Ündücü iki tane ziraat mühendisi. Evet. Hatta yüksek ziraat mühendisi. Sermaye güçleri de söz konusudur. Ellerinde televizyon kanalları var. Çevresi var. Ha diyelim ki parası var, bilgisi var, her şeyi var. Eğer bu iş sizi de yoruyorsa, eğer bu işi siz de yapamayacaksanız ben bu işi asla yapamam. Şimdi şöyle bir şey var. Biz mücadeleden kaçan ziraat mühendisleri değiliz.
Elbette ki ben herkese, bayilerle, bayilerimizle konuştuğumuzda, üreticilerimizle konuştuğumuzda hep bize şunu söylüyorlar buraya gelip gördüklerinde. Ya abi niye uğraşıyorsun bu işlerle? Yani tozun toprağın içinde senin ne işin var gibilerinden mi? Evet, dışarıdan bakıldığında çok doğru gelebilir bu. Yani sosyal hayatımızı biz başka şekilde çok rahat bir şekilde devam ettirebiliriz ama amacımız bu vatanın evlatlarıyız. Ortaya farklı bir şeyler koymak, bu farklılaştırmayı herkesin bilgisine sunmak, bu bilgiden herkesin yararlanması. Eğer ortaya bir katma değer çıkacaksa biz paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla biraz değil, idealist tarafımız var Mehmet Bey bu konuda. Eğer idealist tarafımız olmazsa zaten bu işlerle uğraşmaya gerek yok. Biraz fazla mı idealistsiniz? Fazla idealistiz bu zamana göre. Ben hep şirketimizi anlatırken, yaptığımız organizasyonları anlatırken şöyle diyorum. Biz paradoklu değiliz. İnsanların bazıları ya bırak şimdi para kazanmak için yapıyorsun bu işi diyor. Elbette ki para kazanmak için yapıyoruz ama hedefimiz para değil. Hedefimiz para olsa biz burada çiftçiden şu anda ne yazık ki 2,5 liraya kilosunu domatesin alır, güneşte kurutur, belki daha fazla para kazanma yoluna gidebiliriz. Ama bizim evet, amacımız başka. Yani. Tabii ki. Ama biz bundan vazgeçecek değiliz. Bugün böyle. Şartlar tarım sektöründe her zaman değişkenlik gösteriyor ki yıllardır siz de bu sektörün içerisindesiniz. Bu anlamda yurdu dolaşıyorsunuz ve birçok insan tarafından tanınıyorsunuz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki yani bu sene böyle de önümüzdeki sene böyle olacak mı olmayacak mı belli değil. Bu da çok kötü bir şey aslında. Aslına bakarsanız ama bizim hedefimiz ihracata artık başlamak. Başlarken de gerideki prosesin daha böyle katma değerli şekilde işlenmesini sağlamak. Onun için burada geldiniz, gördünüz, beraberce Mustafa Bey de anlatmıştır size. Kullandığımız makineler, işçilik probleminin çok yüksek derecede sıkıntı olmasından dolayı biz kışın oturduk. Belli bir proses kafamıza göre yaptık, kendi hedefimize göre. İdeal bir sistem, tesis, entegre tesisi düşündünüz. Evet. Ve bir böyle bir eleme tesisi kurdunuz, kurutma tesisi. Ya şimdi şöyle, aslında eleme tesisi, yani bunu Türkiye'de şu anda yapan var mı? Şahsen bilmiyorum ama şöyle sorduklarım şu anda bunu bu şekilde yapan bir şirketin, bir yapının, bir çiftçinin, bir üreticinin olmadı. Burada biz ne yapıyoruz? Tarlayı fabrikaya dönüştürmüşsün. Evet, zaten burası aslında bir fabrika. Doğru. Sadece bu fabrikaya mekanizasyon yatırımı yaparak daha geliştirilebilir seri üretim ve maliyeti düşürme. Evet, maliyeti düşürmek. Her şey maliyeti düşürmek de değil. Bakın biz bugün güneşle yarışıyoruz. Aman güneş olsun. Bazı yani birçok zaman insanlar hepimiz yağmura dua ederiz ama belli dönemlerde de deriz ki ya rahmet yağma şunu bir halledelim. Ondan sonra yağabilirsin. Sanki sözleşme gibi. Ay çok da garip bir durum. Konya'da ya güneş aranıyor ya. Hani Karadeniz olsa tamam da yani Konya'da diyor ki yani önce ah diye güneş gelse diyor yani. Aynen öyle. Yani mevsim itibariyle öyle. Dün bir bayi arkadaşımız uğradı. Dedi ki abi Konya'ya normalde Ekim hatta Kasım'ın sonuna kadar yağmur yağmaz ama Karadenizliler olarak buraya yağmur getirdiniz. Ben de dedim ki 3300 tane obruk var, onları doldurmamız lazım. Tabii ironik şeyler evet, bunlar. Evet. Yani çok üzücü hikayeler, çok üzücü şeyler ama mücadele bu anlamda mutlaka bu ülkede yapması gereken insanlar sınıfında hissediyoruz kendimizi. Temel aslında bu. Siz ticaretin dışında hem televizyon olarak hem sosyal medya hem de sizin çok geniş bir tohum ve ziraat alanında bilgi havuzunuz var. Bir örnek olarak yeni bir kapı aralayabilir miyiz diye galiba düşündünüz. Çünkü Konya'da domates yeni yeni öne çıkan bir unsur. Konya denen yerde en fazla buğday, arpa, eğer suluysa biraz şeker pancarı, mısır ve patates vardı. Evet. Ama domates galiba giderek artıyor diye evet, düşünüyorum. Evet, aslında bakarsanız bu tarlayı kiraladığımız abimizin de bir 150 dekar gibi denemelik bir üretimi var şu anda. Konya'da olunca böyle 150 dekarı denemelik yapıyor Konya. Ya Konya ilginç bir bölge tabii. Hayır şimdi Trabzon'da benim arazim 2 dönüm olursa. Hayır Ege'ye gidin, Ege'de deyin ki 150 dekar ben domates deneyeceğim deseniz Ege'de de Marmara'da da aynı sıkıntı var. Ama Konya olunca burası geniş bir coğrafya. Gerçekten ülkemizin en değerli tarımsal bölgelerinden bir tanesi. Yapılması gereken çok şey var burayla alakalı. Biz de bu anlamda hani domatesle alakalı katma değerini insanların daha yükseltici bir gösterge, operasyon yapabilir miyiz şeklinde ve
buradaki topraklar daha önce de yaptığımız yerlerdekinden daha verimli aslına bakarsanız. İklim oraya biraz benzer. Biraz da bakir galiba sanıyorum. Bakir, şey evet. Için, domates için bakir. Evet, arazi toplulaştırması yapılmış. Araziler çok düzgün, şekil şemal bakımından. İnsanlar burada meç uygulamasına, yani naylon uygulamasına şu anda izin vermiyorlar ki bu çok güzel bir şey aslında. Çünkü özellikle Bor ve Zengen arasındaki domates bölgesini gezdiğiniz zaman, ki geldiniz gördünüz, naylon çöplüğü maalesef tarımsal arazilerimiz. Bu çok üzücü. Yani bunun da bir önlem gerekiyor, önlem alınması gerekiyor. Umarım alınır. Çok ciddi bir sorun. Evet. Çünkü 3-4 kez biz sadece naylonu topraktan çıkartabilmek, temizlemek için geçen seneki tarımsal arazimizde işlem yaptık. Yani bu akla sığar bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Ya resmen mayın toplarmışsın gibi şey topladın yani. Evet, evet, aynen öyle. Yani 3-4 kez toprağı o anlamda işlemek yazık, günah yani, toprağa yazık. Onlar bizim çocuklarımızın bize emanet ettiği şeyler. Doğru. Evlatlarımızın. Burada 3 tane farklı makine görüyorum. Evet. Birisi bu. Evet. Bunun adı ne? Eleme makinesi mi bu? Bu eleme sistemi. Şöyle tamam. Sistemin... Önce üçünü bir anlayalım. Bir tane eleme var. Evet. Bir tane orada toplama domates var. Domates toplama var. Bir de galiba büyük ilaçlama mı gördüm ben? Domates orada? Kesme var. Ha, kesme de var. Tabii domates kesme var. İlaçlama evet. Makinemiz de var. Dört tane büyük, yani büyükten kastım işe yarayacak. Aynen ve öyle. Pahalı. Aynen öyle. Bakın bugün belki detaya gireriz. Kaba taslak şunu söyleyeyim size. Ben işçi düşmanı değilim. Yani işçiler konusunda bir tarımsal üretim yapan şirketin ortaklarından bir tanesi olarak çok negatif konuşabilirim ama durum tespiti yapıyorum. Kimsenin düşmanı da değiliz. Fakat bugün 550 kişinin yapacağı bir işi 3 tane makineyle yapıyoruz. Dolayısıyla siz de bu yatırımı yapmaz mısınız Mehmet Bey? Yani 550 kişiyle mi uğraşmak, 3 tane makineyle mi uğraşmak? Makine arızalanıyor. Şimdi elbette sen de olsaydım 550 kişiyle uğraşırdım ama tabii ki, tabii ki öyle. Yani onun için sorunu azaltıcı ve üretimi seri hale getirici ve maliyeti düşürücü çalışmalar yapmak zorundayız. Artık dünya piyasalarıyla eğer ki rekabet etmek istiyorsak, benim her zaman her yerde söylediğim şey, 24 senedir bu sektörün içerisindeyim. Biz tarımsal üretimi teknolojiyle, her ne kadar bu çok teknolojik olmayabilir ama işi kolaylaştıran bir üründür. İhtiyacı olan teknoloji bu. Evet, ihtiyacı olan teknoloji bu. Onu birleştirmemiz ve bütünleştirmemiz lazım. Evet, sanayi çok önemli, doğru. Ama tarımsal sanayiyi teknolojiyle birleştirdiğimiz zaman bizim ülkemizin verimli topraklarında ürettiğimiz şeyi biz dünyanın her yerinde rekabet edebilir duruma geliriz. Umarım ki olur. Biz de onun için uğraşıyoruz. Mutlu musunuz? Ben çok... Her anlamda soruyorum soruyu. Yani ben, psikolojik olarak, mali olarak, genel olarak. Bakın biz benim size heyecanlı aktarımımdan siz zaten anlamışsınızdır. Burada dediğim gibi yine söylüyorum, 2,5 lira üretimi zar zor yapan, 3 ay 4 ay uğraşan insanların elinden 2,5 liraya domates alıp ben katma değer sağlayabilirim kendime. Ama bu benim idealim, şirketimin ideali, ortaklarımın ideali bu değil. Bizim idealimiz başka. Bizim idealimiz bir şeyleri başarmak üzere. Siz Türksünüz galiba. Yahudi olsaydı öyle yapmayacaktın yani. Yani Yahudi mantığıyla evet ters düşen bir şey. Yahudilere bakarsanız ev bile kiralamazlar. O parayı ticarette değerlendirir. Çok lüks evde otururum rahatlıkla derler. Ama biz memleket içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın sektördeki bu sektöre biz 6. senemiz 20 yılını vermiş firmaların sahipleri bölge personellerini bize gönderiyorlar. Gelip prosesi görmek için ve benden şunu istiyorlar. Abi diyorlar, çekebilir miyiz? Diyorum ki bu ne demek ya? Hep senin olsun. Bu ne demek ya? Çekebilir miyiz ne demek ya? Ya bilgiyi paylaşmak diye bir şey var. Yani ülkemizin sorunlarından bir tanesi de bu. Gelsin bu prosesi en ince ayrıntılarına kadar çeksin. Nasıl yapıyorum? Bunu yaptığında kendisi neyi daha iyi gerçekleştirebilir? Görsün. Hiç problem değil ki. Bu işe başlarken bunu Agro TV'de bir program haline getirip detaylıca üretim hattını yayınlayacağımızı ta baştan söylemiştik. Bu tarladan gelen kurutulmuş domatesin ilk elemesi. Elemeyi yapıyoruz. Bor'da, OSB'de, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava depolarımız var. Soğuk hava depolarımızda tarladan elenmiş şekilde koyuyoruz.
Müşteriler belirli speklerle istedikleri zaman elenmiş hazır mamulü tekrar ikinci bir elemeden geçiriyoruz. Yani ilk elemeyi, kaba elemeyi burada yapmak bize çok büyük avantaj sağlıyor. Hep buraya bırakıyorsun. Hatta buna gübre olabiliyor. Kullanabilirsiniz. Tabii ki olabiliyor. Box'lara koyuyoruz mesela. Orada gördüğünüz box'lara koyuyoruz. Hadi gidelim bakalım. Tabii. Madem box'ta dedin, bence... Bakın proses giriyor oradan. Römork kalkıyor. Traktör şu hazneye boşaltıyor. Bu pervane üflüyor ve temizliyor. Burada seçiciler var. Bu seçicilerden sonra bu kanallardan temizlenen domatesler bu kanallardan box'lara dolduruluyor. Buradan bora gidiyor. Bu neyi sağlıyor Mehmet Bey? Bakın şu çuvalları, şimdi yine işçi düşman diyecekler bana. Şu çuvalları işçilerle dolduruyoruz. Hız yavaş. İşçilerle yüklüyoruz. Hız yavaş. Fabrikada işçilerle boşaltıyoruz. Hız yavaş. Zaten sezonda bizim hıza ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Dolayısıyla bunu forklift geliyor buradan alıyor. Kamyonumuz var, tırımız var. Tırımıza yüklüyor, fabrikaya getiriyor. Fabrikada bir personelimiz mevcut. O bir personelimiz de forkliftle çekiyor, soğuk hava deposuna boşaltıyor. Evet, evet. Bir kişi fabrikada. Bakın yani bunları yapmak lazım. Eğer biz bir şeyleri başarmak istiyorsak öncelikle rekabet koşullarına ayak uydurmamız lazım. Şöyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Yani biz kendimize çok büyük zarar veriyoruz. Geçen de geldi alıcılardan bir tanesi, dedi ki ya ne mutlu 2,5 liraya işte çiftçiden ürün alıyorum. Evet, o kendi açısından haklı. Onu da ayıplamıyorum. Ama ona o üretici seneye lazım. Diğer seneye lazım. O topraklar, her zaman lazım. O topraklardan yetişen domates, biber, patlıcan neyse onun evladına da lazım. Onun torununa da lazım. Yani bugünkü kazancın ne kadar değerli olup olmadığını aslında hep birlikte fark etmemiz lazım. Bunun farkında değiliz. Tam bu noktada affedersin. Demin hep İsrail örnek verdik ya, o da bir terslik var yani abi. İsrail niye alsat yaparak para kazanıyor? Adamın alanı yok. Evet. Adamın üretme şansı yok. Yani toprağı yok bir kere. Kesinlikle. Adamı da yok bir kere. Onlar şartlara göre böyle yapmışlar. Ama bizim toprağımız var. Harika hem de. Yani iklim olarak da 10 numara bir ülkede yaşıyoruz. Bunu dünyada daha böyle bir ülke yok. Bunu herhalde herkes biliyordur. Yani ben de bunu pekala biliyorum. Konya gibi yekpare böyle harika, tertemiz, aynı anda tesis kurabileceğin, 4 makineyi koyup da böyle tıkır 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 yaşayan bir alan yok ki. Yok. Olsalar onlar toprağa gömülüp iş yaparlardı. Siz ne diyorsunuz? Yani ben oraya gittim, İsrail'e gittim. Kıt koşullarda en maksimum organizasyonu yapıyorlar. Ve ben daha önce çalıştığım şirkette İsrailli birisiyle geziyordum teknik anlamda. Bir gün Tokat'tan Erzincan'a giderken aradan Niksar'a doğru geçiyoruz. Erzincan 300 küsür kilometre yazdı. Durdu. Ne kadar büyük bir ülkeniz var ya sizin, dedi. Yani onu demesi sadece coğrafi büyüklük anlamında değil. Gökdere var. Su akıyor. Bilirsiniz Niksar yolunda su akıyor. Dedi ki bu su nereye gidiyor? Nereye gidecek? Irmağa gidiyor. Oradan da denize. Adam benim yerime benden fazla ağlayacak yani. Şimdi birçok şeyin farkına varmamız lazım. Evet. Ama maalesef ki farkında değiliz. Farkında olması gerekenlerin, öncelikle farkında olması gerekenler inşallah farkına varırlar. Ben farkına vardıklarını kısmen görüyorum ama yeterli mi? Değil. Siz biraz da farkındalık peşinde olduğunuz için bu işi yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Siz gerçekten. Öyle bir durumunuz da var sanki. Tabii ki öyle. Farkındalık yani sıradanlaşmış. Zaten bizim şirketimizin kuruluşunda şu var. Biz alsattan ziyade daha çok üretimle alakalı veya alsat yaptığımız mamullerin çok spesifik mamuller olmasıyla alakalı bir çalışma yaptık. Pancar tarımında ne olduğunu biliyorsunuz sattığımız ilaçla. İlk başlangıçta yola çıktığımızda bize gülüyorlardı. Yani telefon dolandırıcısı bile dediler bizim için. Ya problem yok çünkü ya hani demişler ya, atomu parçalamak ön yargıyı kırmaktan daha kolay diye. Doğru. Gerçekten öyle. Ülkemizde de maalesef öyle bir ön yargı var ki yapmak istediğiniz, farklılık yaratmak istediğiniz şeylerde ama yılmak yok. Çalışmaya devam. Biz bu ülkenin, bu vatanın evlatlarıyız. Benim Osman çocuklarım Bey, var, yeğenlerim var. Sizi böyle alalım. Lütfen. Gel. Şimdi baktım gidiyor. O da şimdi benim hem arkadaşım hem de şu anda Agro TV'nin
genel müdürü olarak şöyle yakın olsun ki sesin... Evet. Osman Bey kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sen tekniği bilen, hayatında TV'lerde de geçen bir isimsin. Ekranı da çok iyi görürsün. Evet. Bana burayı bir kameraman, bir uzman gözüyle bir tercüme et. Bu adamlar burada boşuna mı uğraşıyor yoksa sahiden bir farkındalık mı oluşturuyor? Vallahi Mehmet abi, ekranın arkasından hep izliyoruz ya da şu anda çeken arkadaşımız Emrah'a da bakıyorum. Her zaman ben de o tarafta oldum. Yönetmenliğini yaptım bu işin ama oradan bakınca, ekranları başında izleyenler şöyle baktığı zaman aa ne kadar güzel Nizami seriliyor, makineler çalışıyor vesaire, insanlara çok kolay geliyor ama buna hem bizzat yaşamak için buradayım hem de grup bünyesinde Ayhan Bey'e burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Estağfurullah. Bu imkanı da bize tanıdı hem televizyon tarafında hem de geldik burada bu iş nasıl yapılıyor bizzat işin içinde öğreniyoruz. Vay, yaşayarak diyorsun. Aynen. Tecrübe. Hem makineler yoruluyor hem insanlar yoruluyor. Ama buranın büyüklüğüne baktığım zaman yaklaşık 1000 dönüm, doğru mu abi? 700 dekar kadar, evet. Evet. Sergi alanı sergiyle 1000 tabii. Bin yaklaşık 1000 dekar yani bin kadar var. Bir alan düşünün. Tabii nasıl ekran başındakiler bunu şöyle gözünün önüne getirir bilmiyorum ama Konya'da getirir de Trabzon'da getiremez. Ben getiremem şahsen. Yani bu 1000 dönüm arazinin içinde gerek yürüyerek gerek araçlarla defalarca burayı kat ediyorsunuz ve bu serüvende yaklaşık 3 ay sürüyor. Yani daha fazla sürüyor. Onlarca kişi ekimi vesaire aynı şeyi yapmak zorunda. Evet. Hasat dönemiyle ilgili güneşi beklemeniz lazım, yağmur yağmaması lazım, o arayı iyi kullanmanız lazım ve o vakitte herkes bir anda birçok işi yapıyor. Hani biz 50-60 kişi organizasyonda kamera arkasında yaptığımız prodüksiyonları biliriz, yaparız ama onun çarpı 10 katı insanla burada sahada bizzat bunu yaptığınızı düşünün. İnanılmaz bir iş. Bir de gelen ekip o kadar şey değil, profesyonel bir ekip de değil yani. Tabii. Nihayetinde tabii, vatandaş aynen. olarak aynen. geliyor ve bilmediği bir alana giriyor ve onu siz resmen koordine ediyor, eğitiyorsunuz bir anlamda. Tabii ki. Niye buradayım? Özellikle Türkiye'de biliyorsun abi beraber 15 yıldır sektörde televizyonculuğunu yapıyoruz biz tarım sektöründe ama sahada bizzat birçok Türkiye'de her yeri gezdik seninle zamanında. Burada çok yeni bir proses var. Yani fideden soğuk hava deposuna son ürünün ihracata yönelik depolanmasına kadar noktadan noktaya diyoruz ya, üretimden son noktaya tüketiciye gidene kadar, ihracata gidene kadar olan bütün proses bir ekip tarafından yönetiliyor. Ayhan Beylerin burada inatla bunu yapacağım, başaracağım dediği aslında tam bu. Karadenizli bunlar yani. Yani böyle. Domates toplama makinesi var, evet. Kullanılıyor çeşitli yerlerde. Efendim kurutma makinesi var, o var, bura farklı farklı. Bunların bu prosesi farklı farklı insanlar yapıyor. Birbirlerine satıyorlar, bir ticaret düşünün. Bir de bunu uçtan uça tamamen yapıldığını düşünün. Bunu bizzat deneyimlemek için buradayım. Ve tebrik ediyorum Ayhan Beyleri de. 4-4'lük çalışan bir sistem olmuş. Türkiye'de ilk mi diye acaba dedi Ayhan Bey ama ben ufak bir araştırma da yaptım. Var olan varsa, hani bu prosesi yapan varsa bize ulaşsın. Ben görmedim, duymadım. Araştırmaları gidip görmek istiyorum diyorsun. Böyle bir proses yok. Peki sen bu şey yapar mısın Osman? Ben bu işi fiziken yapamam. Bu bir ekip işi. Yani çok zor bir iş. Bunu tek başına yapmam mümkün değil abi. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Biz televizyonculukta televizyon tek başına nasıl yayın yapamayacağı gibi programcısı var, kurgucusu var, yani tekniği var, birçok insan var. Burada da aynı şekilde bu prosesi işin finansından tutun. Mesela Hakan Ündücü, Ayhan Ündücü, Mustafa Kutlu işin fiziken sahada domatesin doktoru gibi bir şey. Burada öyle bir proses çalışıyor ki gece sabaha kadar bir döngü var burada 7-24 ve özellikle gece 2'de drone ile ilaçlama yapılıyor. Sordum Mustafa Bey, dedim ki Mustafa Bey niye hani ilaçlama yapılıyor? Mesela yağmur gelince ona göre bir tedbir almanız lazım. Rüzgar yoktur, sakin ortalık. Ona göre bir tedbir almanız lazım ve domates şu anda tarlada görünüyor. Bu domates şu anda gelişiyor ve hasada geldi ve hasat edilmesi lazım. Domates hasat makinesi benim bilgim kadarıyla genelde salça için kullanılıyor. Ama Ayhan Bey inatla bu domatesin kasalık ve özellikle kurutmalıkla ilgili de toplaması yönünde 3-4 sene önce, doğru mu abi? Doğru. Bu olur diye bir fikir ortaya attı. Ve bunu da burada şu anda deniyoruz. Ama bunun olmasında tek bir sebep var. Enteresan olan da o zaten. Mustafa Bey'in domatesi o kıvama getirip kabuğunun sertliğinin domatesi hasat ederken ezilmemesini sağlayacak şekilde beslemesini yapıyor. Makinenin algılayacağı teknik. Evet. Yani ben onu sordum. Abi bunu herkes yapabilir mi? Dedi ki bunu herkes yapamaz. O yüzden ben hani diyorum ki hani bunu yapayım, ben domates hasat makinesi aldım. Aa ne güzel makine çalışıyor domates. Ama o domatesi öyle üretemezsiniz.
daha toplarken salçaya döner orada. Tabii. Yani tutamazsın. Makine almak yetmiyor. Para almak da yetmiyor. Kesinlikle. Bilgi burada bilgi çalışıyor. Ve çok ince bir bilgi çalışıyor. Yani anlık gidiyor domatese bakıyor, dokunuyor, kokluyor, hissediyor. Ve ona göre diyor ki bir formül yazıyor. Şunu 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 yapın diyor. Ziraat mühendisleri onu yapıyor. Yani burada Mustafa Kutlu'nun da çok büyük bir katkısı var işin prosesine. Kesinlikle. Aynen abi, şimdi Mustafa Kutlu deyince tamam, Mustafa Kutlu teknik olarak halletti. Ama sen işin biraz da sermaye kısmındasın ve finans kısmındasın. Bu işte para var mı? Bu işin sonu nereye varacak? Şimdi şöyle Mehmet Bey, finansı Kuzey Tohumculuk'la kardeşimle beraber yürütüyoruz aslında. Ve bu operasyonun da başında, teknik anlamdaki operasyon harici, yetiştirme harici, diğer operasyonun başında da kardeşim Hakan var. Bu bir ekip işi. Bir az önce bahsettiğim çeşitli maliyetlerin azaltılması, rekabetin daha güçlü şekilde yapmana öncelik verir. Dolayısıyla biz bu işte para var mı derken bu çok subjektif bir bakış açısıyla cevap verilebilir. Var da denilebilir, yok da denilebilir. Yani domates 2,5 lirayken alıp yok işlerseniz işleyen var der, üreten yok der. Domates 10 lira olursa üreten var der, işleyen yok der. Dolayısıyla her zaman benim de söylemek istediğim şu, bu 24 senelik tecrübe sonucunda bunun balansının iyi ayarlanması lazım. Yani para var mı? Bu göreceli bir kavram. Bu göreceli bir kavram olmaktan çıkmalı. Çıkarsa eğer... Para var diyebilmeliyiz yani. Evet, yani bunu üretici de demeli. Bunu sanayici de demeli. Bakın sanayici bugün... Elhamdülillah iyi fiyat aldım demeli diyorsun. Evet, yani bugün sanayiciye herkes düşman kesildi. Ben sanayiciyi savunacak değilim. O kendi karını düşünüyor. Tıpkı üretici kendi karını düşündüğü gibi. Ama bu aradaki balansı sağlayacak olan her zaman bir Türk milleti baba var der ya, bu baba. O baba kim? Devlet baba. Dolayısıyla o balansı sağlayacak olan mekanizmaları oluşturmadan sizin sorunuza ben net cevap veremem. Peki, o zaman son soruyu soruyorum. Bu ürünü siz Osman Bey'in çok iyi ifade ettiği gibi A'dan alıp Z'ye kadar götürdünüz. Evet. Ve hedefiniz de yurt dışı. Ya da daha düzgün, daha farklı, daha hızlı ve daha çok para kazanacak bir durum. Pazar var mı dünyada ve siz bunun neresindesiniz? Tabii ki dünyada pazar var. Türkiye benim hani 5-6 senedir bu sektörde bulunan insanlardan edindiğim bilgi. Neticesinde şunu söyleyebilirim ki kurutulmuş domateste dünyada söz sahibi tedarikçi ülkelerden bir tanesiyiz. Ama nasıl tedarikçi? Bu tedarikçinin sınıfı ne? Fason üretici. Şimdi bir ürettiğiniz malı katma değerli hale dönüştürmeden, hani az önce dediniz ya para var mı? Siz belirli odakların, belirli alıcıların inisiyatifine mahkum olursunuz. Bugün yurt dışındaki alıcı geliyor, sanayiciye de aynı şeyi söyleyebiliyor. Tarımda üretim yapan kişilere de aynı şeyi söyleyebiliyor. Dolayısıyla bizim markalaşmak ve ürünü katma değerli hale getirmek gibi bir sorunumuz var. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de bu prosesleri yapıyoruz zaten. Ben müşteri olarak, daha doğrusu tüketici olarak Ayhan Bey, bunu alırken acaba sadece fiyatına mı bakmalıyım? Yoksa mesela Türkiye'de bitki beslemede uzman isimlerin başında gelen Mustafa Kutlu'nun bu yaptığı gübreleme metodunun bu bitkiye verdiği vitamin, mineral, uzun ömürlü oluşu, kolay sindirilebilirliği gibi kavramları da dikkate alıyorlar mı? Yani sizin üretim ürün sadece ya çok güzel kurumuş mu denilmesi lazım? Yoksa kardeşim içine bak, içine mi demek lazım? Bence bir tadına bak abi önce. Ben yedim mi hiç? Yedim. Yiyebilirsiniz. Kamerada yedim mi? Kamerada yedim. Ayrıca orada da yedim. Ve taş gibiydi az önce. Pardon, Mustafa Bey'le yedim ben. Hepsini de yedim Osman'cığım. Ve çok doluydu. Yani içi boş değildi. Buyurun. Şimdi şöyle, tüketici tarafından tabii ki hepimiz marketlerden herhangi bir mamule alırken tabii ki kalitesine bakıyoruz. Ve beğendiğimiz, hoşnut olduğumuz ürünü alıyoruz. Ama alıcı için maalesef bu böyle değil. Yani bunu üretenden alanlar için böyle değil. Bu işin üzücü tarafı. Çok üzücü. Yani kaliteli ile kalitesiz arasındaki makas maalesef fiyata ibaret. Makas maalesef kaliteli yapacağım, kaliteli üreteceğim diyen insanı motive eden bir makas değil. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Mesela biz ihracatı hedefliyoruz derken Mehmet Bey,
bir sertifikasyon organizasyonumuz var. Hani tarladan sofraya. Şimdi tarladan sofraya çok klişe bir cümle ama tarla sertifikasyonu ve fabrika sertifikasyonu ayrı ayrı da alınıyor. Biz bunu paketin içine koyduğumuzda tamamen tarladan son noktaya kadar izlenilebilirlik üzerine sertifikasyon alıyoruz. Yani o ürünü alıp kullanan onun hikayesini en baştan bilecek. Cep telefonuna dokunduğu zaman diyorsun. Tabii ki en baştan bilecek. Hayat hikayesi. Gerekirse, evet, gerekirse üreten firmanın da background'unu bilecek. Yani bu firmayı kim bu? Paketi üreten firma. Bu domatesi üreten firma daha doğrusu. Kuzey Tohumculuk. Kuzey Tohumculuğa girecek. Oradan bilgilerini de alacak. Kimlerdir, nelerdir, ne yapmışlardır. Çünkü güveni oluşturmadan işin potansiyelini yakalamamız çok zor. Şunun hikayesini bilmek lazım. Bunun hikayesini bildiğiniz zaman verdiğiniz değer farklılaşıyor. Mehmet Çünkü Bey. Tarlada çiftçi oluyorsun ama sonra gıdaya dönüşüyor. Tabii. Biz sadece gıda kısmını görüyoruz. Tabii. Bir de fiyat kısmını görüyoruz. Tabii. Bir haftadır 5 saatlik uykuyla. Evet. Tabii, tabii. Gece 2'de gidiyoruz. Sabah 6'da, 7'de geliyoruz. Yani normal şartlarda yorulmanız lazım. Özellikle yorulmuyoruz. Şehirde mesela ayakta duramaz. Evet. Konya burası. Oksijen evet. Güzel. Hava da serin bu aralar. Eminim Hakan evet. Bey de Mazen Bey biraz kısmamıştır. Sizi doyurmuştur evet. Diye tahmin ediyorum. Çok ilginç. Kilo da veremiyoruz yani. Veremiyoruz. Burası Karadeniz gibi değil biliyorsunuz. Yani Karadeniz'de bugün ışın altında sırılsıklam telleri sürden buram buram ter evet, akar. Ama evet. Burası öyle değil. Peki. O yüzden herkesi davet ediyorum. Benim kesinlikle. Kapımız o anlamda herkese açık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Öncücü. Ne demek? Sayın Kuloğlu. Tebrik ne ediyorum demek? Ayrıca. İyi geldiniz. Mutlu olduğumu şöyle belirtmek istiyorum. Ben tamam televizyoncuyum ama ziraatçıdan anlamıyorum ve bilmiyorum. Ama siz hem televizyoncusunuz hem ziraatçısınız. Dolayısıyla TV'yi de anlarsınız. Estağfurullah. Onun da çetrefilli, onun da zor durumlarını herhalde nasıl yönetildiğini anlıyorsunuzdur. Evet, evet. Mustafa Kutlu'nun bir domatesteki kırmızılık ve sertlik ne kadar önemliyse Osman Kuloğlu'da bir görüntünün montaja uyup uymadığını, seyirci onu sever mi sevmediğimi en iyi bilen isimdir. Mutlaka. O yüzden siz bu iki noktayı yani televizyonla tarımı hem de tarım televizyonuyla tarımı çok iyi ötüştürmüşsünüz. Tekrar teşekkür ederim. O yönden çok şanslıyız. Evet. Katılıyorum fikirlerinize. Sevgili seyirciler, Konya'dayım. İki tane önemli bir isim. Biri Osman Kuloğlu, Agro TV Genel Müdürü ve yıllardır onunla biz teknik anlamda televizyonculuk yaptık. Şimdi o hala televizyoncu ama tarımı da seviyor ve fiilen de çalışıyor. Ayhan Ündücü, Ziraat Yüksek Mühendisi ve bu TV'nin de sahibi. Dolayısıyla hem üretmek hem bunu TV'leştirmek kolay bir iş değil. Aslında ben bakıyorum ne televizyon para kazanıyor Ayhan Ündücü ne buradan para kazanıyor. Şu anda resmen para kazanmıyor. Onu en iyi ben biliyorum çünkü. Ama diyor ki ben Türk evladıyım. Ben idealistim demedi bana az önce. Çok idealistim. Ultra idealistim. Bu ülkede idealistle para kazanamadı ama bu ülke onlar sayesinde hayatta kaldı. O yüzden onu tekrar kutluyorum ve size de veda ediyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.